bu gece mekan burası. Yaklaşık 10 dakikadır Cide yolundayım. Cide'ye yaklaşık 60 kilometre yolum var. Ve İlyas Bey köyünden sonra Cide'ye kadar hiçbir yerleşim yeri yok. Böyle bir iki irili ufaklı köy dışında. Onlar da hep tepelerde, sağda solda zaten. Yani 60 kilometre boyunca kalabileceğim hiçbir yer yok. O yüzden şu anda kafamda sadece güvenli bir şekilde Cide'ye ulaşmak var. 5-6 saat güvenli bir şekilde, seri bir şekilde yol alıp Cide'ye ulaşmak hedefim. Ulaşamazsam büyük sorun olacak. Eğer yolda bir teknik sorun yaşarsam bisikletle ilgili, kendimle ilgili hemen bir araç bulup en yakın yerleşim birimine geçmeye çalışacağım. Yola çıkalı yarım saat oldu. Bugün göğüs bandını çok takmak istemiyorum çünkü gerçekten çok büyük tırmanışlar geçiyorum. Bu tepelere in çık, in çık, in çık. Göğüs bandı da takılı olduğu zaman göğsü çok sıkıyor, nefes almakta zorlanıyorum. Ucuz malzemeden kaynaklı tabii ki bu. O yüzden bu şekilde ara ara çekimler yapacağım. Gerçekten çok zor bir yol. Burası tamamen yaban hayatı. Burayı hızlı bir şekilde geçmeye çalışıyorum. Ama aynı zamanda tabii size de aktarmaya çalışacağım. Fırsat oldukça. Yola çıkalı 20 kilometre oldu. Yaklaşık 40 kilometre daha yolum var. Burası geçtiğim en büyük zirvelerden biri. Az önce Türk bayrağının olduğu yerde zirveydi. İnişe geçtim. İnişe geçer geçmez de burada gerçekten muhteşem manzaralar başlıyor. Arkadaki dağlar, dere, müthiş dere ve sonunda bağlandığı sahil. Yaklaşık yarım saat 45 dakikadır yağmur yiyorum. Şu arkada görünen büyük dağın arkasından bu yana yağmur yağıyor hafif hafif. Bayağı bir direndim geçer diye ama sonunda dayanamadım. Yağmurluğu taktım. Arkadaki çantanın işte yağmur koruyucusunu taktım. Bisikletteki elektronik kısmın şöyle hafif yağmur koruyucusunu taktım. Ama ara ara tabii telefonu kullanırken mutlaka arada kaçırıyoruz böyle. Bulutlar arttı. Allah'tan deniz tarafında çok yok. 3 gündür buna güveniyorum zaten. Cide'ye 40 kilometreden az yol kaldı. Yağmur çok fazla stres yapıyor. Yağmurun yağması birkaç açıdan sıkıntı oluyor. Bir, ben çok panik oluyorum. Bana bir şey olacak mı? Bisiklete bir şey olacak mı? İşte kılıfları, yağmur koruyucuları takıyorum ama elektronik eşyalara zarar gelecek mi diye çok panik oluyorum. İkincisi, bisiklet çok ağırlaşıyor. Çok fazla yağmur yediği için yükü çok artıyor. Frenleri zor tutmaya başlıyor. Üçüncüsü de çok daha yavaş hareket etmeye başlıyorum. Yağmur hem görüşü hem de bisiklet üzerindeki kontrolümü azalttığından ister istemez yavaşlıyorum. Burada yolda kalmak istemiyorum. Yolu bir an önce tamamlamak istiyorum. Hiç mola vermedim. Hiç su bile alamadım. Çeşme bile göremedim. Yani yerleşim yerleri var ama su alabileceğiniz bir çeşme yok. Az önce bir çeşmede durdum. Çeşme kuruydu. Saat 12'yi geçti. Yağmur bulutları iyice çoğalmadan Cide'ye ulaşmak istiyorum. Biraz daha hızlı hareket etmem lazım. Yağmur hiç hesapta yoktu bugün. Hiç beklemiyordum. Bu arada burası da yol üzerindeki güzel manzaralardan biri. Yağmur anlatırken manzarayı kaçırabiliyor insan. Ben de bazen turu yaparken stresten, gerilimden, çok fazla rotaya, işte hedeflere odaklanmaktan anın tadını çıkarmayı ıskalayabiliyorum. Şöyle az da olsa biraz çevreyi göstereyim size. Yağmur hızlandı, hemen yola çıkmam lazım. Güzel, su akıyor. Susuz kalmıştım biraz.
Kastamonu Cide arasında biraz. Selamünaleyküm. Giderken biraz mola vermek istedim. Böyle bir yer buldum. Ufak bir molaya vereceğim. Sonra yola devam edeceğim. Yolu yaraladım sayılır. İlyas Bey de bana şöyle bir meyve sepeti yaptılar. Üzüm, şeftali. Onları yiyeceğim. Hem yüküm azalsın biraz. Tokat'tan geliyorum. İyi, hoş geldin. Hoş bulduk, sağ ol. Nasıl, memleketimizi beğendin mi? Sizin güzel. Sizin benziyor mu? Efendim? Sizin oraya benziyor mu diyorum. Benziyor aslında. Benziyor. Ama mi? Çok daha dağlık. Dağlık, evet. Bir de daha ıssız. Buyurun, üzüm yiyin. Evet. Şöyle koyayım mı ortaya? Şeftali de var. İlyas Bey'den bunlar. Ha, orada verdiler bana, ikram ettiler sağ olsunlar. Burada? Hı. Gece üşümedin mi? Gece üşüdüm. Dün gece biraz üşüdüm. Evet, bayağı soğuk var birden biraz. Demek ki daha erken çıkmak lazımmış Eylül'den. Evet. Bu Karadeniz'de zaten soğuk olur. Ağustos'ta nasıldı hava? Ağustos'ta biraz çok sıcaktı ama. Sıcaktı değil mi? Çok sıcaktı, evet. 16'cı bir hava vardı. Müsibet vardı, müsibet. Buralarda vahşi hayvan var mı? Yok. Burada ev vahşi hayvanı, orada domuzu da insana bir şey yapmaz. Başka bir şey yok, vahşi hayvan yok. Gece mece mi saldırır, bir şey yapar? Yok, onu yaralarsan saldırır, başka bir şey yapmaz. Hani domuza kurşun atarsın, öldüremezsin, yaralıdır. İkinci defasında üzerine gidersen o zaman saldırır. Buraya gibi değil ya, yukarısı daha büyük. Değil mi? Oralarda her şey olur. Oralarda ayı mayı olabilir. Hem mesela Kastamonu'da ayı çok meşhurdur ama yoktur yani. Evet, herkes öyle diyor. Ayısı meşhurdur diyor. Yok yok, ayı da terbiye edildi. Misafire sataşmaz. Valla misafire sataşmaz olur mu? Cide'ye kadar yollar nasıl amca, burada aynı mı? İniş çıkış mı yine? Evet. Bak şimdi bu köyün içinde bu yol gibi yol bulamayacağı, bundan sonra görmeyeceksin. Anca nerede göreceksin? Cide'ye 9-10 kilometre kala yerde göreceksin. Bu hep aynı. İniş çıkışmış bundan sonra. He? Bundan sonra evet, hep... bundan sonra hep aynı. Sen şimdi nereden geliyorsun? Tokat. Sahil yolundan İnebolu'dan beri kullandın mı? Kullandım, evet. Şimdi gideceğin yol İnebolu'yla aynı. Yine yokuş. Evet, İnebolu'dan... Memleketiniz güzel ama yolları çok kötü. Kötü, yollar kötü ama işi kaza riski yani %70'e düşmüştür yani. Bu yolda kaza olmaz. Geçen, dün akşam bir şey duydum. Bu yol çok yeni yapılmış. 1974'te mi, 75'te mi ne yapılmış? Tamam, bunu daha yeni yaptılar. Bu NATO yolunun şeyde... Evet, NATO'dan, bu Trabzon yolu var ya. Hı. Onun devamı olarak yapıldı bu yol. Daha önce hep feribotla, kayıkla falan gidiyorlarmış buralarda. Tıkı 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 gidiyorlar. Vay be. Amca, üzüm sana ikramım olsun. Tamam oğlum, ben de şimdi evden geliyorum. Yedim bile, bana dokanıyorsun da. Misafire başkasına ikram edersin artık, kimin nasibi ise. Ben açtım şimdi poşeti, bir daha paketleyip bisiklete koymakla uğraşmıyorum. Çok zor oluyor. Tamam. Yolcu yolunda gerek. Müsaadenle ben yavaştan. Hadi sen güle güle, yoluna şey olsun. Sağ olasın. Hadi görüşürüz. Cide yoluna tam gaz devam ediyorum. Çok fazla yokuş tırmandım. Şu karşıdaki tepelerin zirvesinden en aşağıya kadar indim. Şimdi yeniden arkadaki zirveye doğru tırmanıyorum. Manzara müthiş. Şimdi de GoPro'nun şarjı bitti, pil değiştirdim. Karşıdan yamaçlarında mükemmel bir köy var. Bütün evler hemen hemen dağ ve deniz manzaralı. Aşağıda da bir tane koy var. Yağmur bulutları da tekrar toplanıyor. Sürüş boyunca aralıklarla yağmur yedim. Yağmurluk, o yüzden dış kısmıma koydum. Islak olduğu için çantanın içine koymak istemedim. Sürüş bu şekilde devam ediyor. Keyif alıyor muyum? Alıyorum. Daha keyifli olabilir mi? Daha keyifli ancak şöyle olur. Motosiklet de olur. Bu yol çok keyifli bir yol ama işte bisiklet beden gücüne dayandığı için insana biraz eziyet olabiliyor. Gerçekten çok zorluyor.
az rotalar değil bunlar. Hele tırmanışa alışkın olmayan birisi için gerçekten büyük zulüm. Cide'ye yaklaşık 30 kilometre yol kaldı. Saat 2'ye yaklaştı. Biraz daha hızlanmam lazım. Yağmur beni çok yavaşlattı. Arkada görüyorsunuz. Yağmur bulutları tekrar toplanıyor. Yamaçlar sürekli yağış alıyor burada. Manzarayı biraz daha seyredip yola devam edeceğim. Cide'ye 20 kilometre civarında yaklaştım. Karşıma kocaman bir dağ manzarası çıktı. Çıkınca da hemen göğüs aparatını taktım. Sırf çekebilmek için. Karşıda muhteşem bir vadi var. Şurası. Çok az yolum kaldı. Ama çok yoruldum. Bir an önce Cide merkeze ulaşıp sahile geçmem lazım. Orada da kamp yerini bulmam lazım. Bugün gerçekten çok yoruldum. Ayakkabı da vurdu. Ayakkabı yeni. Hava yağmurlu olmasaydı biraz daha keyifli olabilirdi ama ikisi gerçekten beni çok yoruldu. Sonunda Cide'ye geldim. Cide aşağıda. İleride Cide sahilli bir kamp yeri arayacağım. Karşıdaki dağlar da Küre Dağları'nın en kuzeydoğu bölümü. Küre Dağları bu bölgedeki en büyük dağlar. Çok yoruldum. Tırmanış buraya kadar bitmedi. Hatta hala bitmedi. Biraz daha tırmanacağım. En son şehre girmeden önce. Türk yıldızları gibi oldu. Tabii ben solo Türk. Yukarıdan göründüğü kadarıyla şehrin içi bayağı yeşillik. Parklar, bahçeler çok. Ama ben sahil tarafını bir deneyeceğim önce. Eğer orada düzgün bir kamp yeri bulursam hemen kampı atacağım. Gideros koyu 13 kilometreymiş. Gideros koyunu yetişebilir miyim acaba? Hakan abi Gideros koyunu tavsiye etmişti. Gideros koyu 13 kilometreymiş. Sahilde 13 kilometre. Bir şeyler yesem, gitsem olabilir. Bu yoldan hiç ayrılmadan yiyecek bir şeyler bulursam eğer bir şeyler yerim. Dümdüz Gideros koyuna giderim. Saat daha 5. Bir saat daha 6. Gider orada da hemen yatmış olurum. Burada da kamp yeri aramamış olurmuş. Bir Hakan abiyi arayıp sorayım bakalım. Çevresinde neler varmış Gideros'un. Hakan abiyle konuştum. Biraz hızlı hareket edip Gideros'a gitmeye karar verdim. Hem kamp yeri arama derdim olmayacak hem de gideceğim hemen yatacağım. Güzel bir koymuş. Issız, sessiz, sakin hem de kamping. Daha ne olsun. Cide sahil kararsız. Bir rüzgar var. Bir rüzgar yok. Sakin. Dalgalar da çok sert değil. Çok kararsız kaldım. Gideros 12 saniye. Burada mı kamp yapsam diye. Ama Gideros'a doğru gidiyorum. Burada alanlar müsait. Sanki şuraya gitsem kamp atsan kimse bir şey demeyecek gibi yerler. Yavaş kazaların yoğun olduğu yol kesimindesiniz diyor. Trenler perişan oldu. 60 kilometre çok zor bir rotadan sonra 13 kilometrede sırf buraya gelmek için geldim. İnşallah geldiğime değer. Bugün 70 kilometreyi geçti. Yaklaşık 75 kilometre bisiklet sürdüm. Çok yoruldum. Cide tarafından gelirken ilk yere girdim. Beni ne yanılttı? Hakan abi restoran var dedi. Orası dedi. Restoran iki tarafta da varmış Hakan abi. Cide'den gelirken ikinci Bartın istikametinden gelirken birinci koya girerseniz özellikle bisikletle benim yaşadığım bu ızdırabı yaşamazsınız. Koyun en altına indim.
geri çıktım. Şu anda rota kadar yoruldum. 60 artı 13 artı şurası 7 kilometre kadar yordu. Evet, koyumuz burası. Daha doğrusu koyun bizim kullanacağımız tarafı burası. Gideros. Gideros koyu. Gerçekten Karadeniz'de ilk kez bu kadar sahil deniz havası alıyorum. Çok güzel. Şimdi hava kararmadan hemen gidip çadırımı kurayım ben. Çünkü havada kararmaya yakın. Bana buraya gösterdiler kamp yeri olarak. Şunu da ağaca bağlayacağım çiğ olmasın diye. Sahne olacak. Ya burası iyi hoş ama hem zemin çok sert geldi bana. Şuralar yarıklar falan. Zemini düzgün ayarlayamamaktan korktum. Hem de burada çok böyle izbe bir yerde. O yüzden ben de hemen şöyle bir yere taşındım. Yeni mekan burası. Çadırı kurdum hemen. Eşyaları buraya koydum. Ufak bir masam da var. Bisikleti de buraya getirdim. Şimdi geriye kalan uyku tulumu, mat, onları halledip hemen uyuma pozisyonuna geçeceğim. Çünkü gerçekten çok yoruldum. Çok uykum var bugün. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olmayı, videoları beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Gideros koyunda sabah 7 civarında uyandım. 6.30-7 civarı. Dün gece çok soğuktu burası. Çok üşüdüm. Şimdi de hazırlanıyorum yavaştan. Yola çıkacağım. Burada kamping alanı. Gideros Beşiroğulları kamping. Şimdi de çadırı kurutup yola çıkmaya çalışacağım. Çadırı şöyle güneşe aldım. Havluyu buraya astım. Malzemeler burada. Bisikletimi de yanıma almıştım zaten. Hızlıca hazırlanıp Bartın tarafına doğru yola devam edeceğim. Burası ile ilgili dün akşam buradaki arkadaşlarla biraz muhabbet ettik. Burası Gideros koyu. Cenevizler zamanında burası korsan koyu olarak kullanıyorlarmış. İki tane muhteşem burun var. İçeriye giren deniz çok sakin. Etraftaki dağların yeşillikleri de oraya vurduğu için çok güzel bir görüntü var. Çok sakin bir yer. Uyku için muhteşem oldu. Ama gece çok soğuk. Şimdi hızlıca hazırlanıp yola devam edeceğim.